Şimdi magazinin en zevkli, eğlenceli konularından bir tanesi de ünlülerin değişimi. Sevgili Buket'cim sen de bundan payını alacaksın. Çünkü ekip senin de yıllar içinde ya, ekranda abim, olduğun abim, için. Bir günde bana karıştı. bir iyi bir şey yapın ya. <gülüyor> <gülüyor> bir çocuk bir kaştan bir şey alınınca bile ekran önündeki herkesin bu değişimi Bittim yansıyor tabii. Bak. Ve konuğumuzun da değişimi gelsin. <laughs> Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi öyle bir şey var ya. ya <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bu kez seninle ilgili de hep bir sabit bir Estetik harikası haberi her yıl bir çıkıyor herhalde evet. değil mi? Evet. Şimdi bir dakika şöyle bir bakıyorum başta... ayağa da kalkabilirsin. Kendini Kalkacağım şu an. Evet. Hatta evet. orada sopamız, sopamız da var. da var. Sopam. Nerede? Bak Sopam orada sopamız var. Var. en baştan Siyah itibaren değerlendirelim. <laughs> ben size bakın yani kayıplı Kendi analiz edeceğim. Bekleyin. hazır mısınız? Bak. Hazırız. En zevkli konu. Şimdi ben e, sürekli yüzümde estetik bir operasyon olmadığını söylüyorum. Tamam mı? Şimdi şurada benim burnuma bakın. Bu, bu en kötü halim diye nitelendirilen halim ben burada TRT'de çalışıyorum. Yaşım yaşımı da size söyleyeyim 24 yaşındayım. Hiç de kötü tamam. değil ayrıca. Şu anda ben Ocak 1'de 38 yaşıma girdim. Yani bu 14 sene önceki halim. Şimdi bakalım ne var? Kaşlarım düşük tamam evet. mı? Şu çene hattım böyle daha şey belirgin ki Hı -hı. ben bunu her zaman söylüyorum. Ben buraya e, botoks yaptırıyorum Hı -hı. çene kasını tutması için. O çene kasınızı sıkmaktan buralarınız şişer. Hı -hı. Burada estetik eğitimi gibi oldu Hı -hı. çok komik. Doğru. O yüzden de buralarım incelmiş durumda seneler içerisinde. Ama böyle mesela çenemde de hafif bir dolgu var onu da hep söylüyorum. Burada da mesela onun olmadığı hali. Yine bu da burada mesela daha kilo almıştım mesela bu süreçte. O Hı -hı. yüzden yüzüm hoşlanıyor. daha şiş ve hafif estetik müdahaleler yaptırmaya başladığım süreç. Ben burada NTV'deyim. Burada da e, bir başka kurumdayım. Estetik müdahaleler yaptırdığım süreç diyorsun. Ne yaptırdın? Evet. Dolgu, botoks, onları yaptırmaya başladım. anlatsana. anlatayım. Mesela zaten belli olacak bakın. O düşüklükler kaybolmuş, kaşlar kalkmış. Botoks <laughs> var alnımda. Tamam. Çenemde şey, bu jawline dediğimiz şey var. Çene evet. dolgusu var. Onun haricinde burada mesela benim yanağımda da dolgu var. Ama şu anda yok. Hı. Çünkü artık ben dolgunun yaşlı gösterdiğini düşünüyorum bu insanları ve ben buradan kadınlara da uyarıyorum bence yaptırmasınlar. Mesela benim şu an yanağımda herhangi bir dolgu yok. Yanağımdaki dolguları en son 200 sene önce yaptırmıştım. Eridiler zaten eritmeye de gerek kalmadı ama bence yanağında dolgusu olan eritsin. Hı. Çok çirkin ve yaşlı gözüküyorlar. Evet. O dolgular akıyor. Hı. Böyle yani kendini gençleştiğini Düşüyor. düşünüyorlar ama bence daha da yaşlı duruyor. O trend bitti. Onun haricinde... Bu işte bu süreçle aynı süreç. Bu ekrandan çekilmiş bir fotoğraf ama oranın stüdyo ışığı çok kötüydü. Mavi yani griydi. Çok iyi bir kanal olmasına rağmen stüdyosunu bir türlü düzeltememiştik. O yüzden bunu geçelim. E burada da FaceApp var arkadaşlar. <laughs> evet. Yani şimdi ben yalan söyleyemeyeceğim. Yani burada da bir, bir FaceApp ile bir oynama var. Gerçeği de zaten burada şu anda gayet duruyor. Hani burnum görüyorsunuz. Burnumda bir estetik yok. Burnum haricinde yüzümün zaten neyine bir estetik yaptıracağım. Dolgu ve botoksla bu hale gelmiş yani. Şu fotoğraflarına 14 baktığımız zaman e, şurada ışık kötü dediğin kare var ya hı hı. orada sanki çok mutsuzmuşsun gibi de. Evet sanki çok yüzün... mutsuzdum. Ciddi hı hı. Mi? Evet. Yani hayatımın en mutsuz dönemlerinden bir tanesidir. Evet yani. Şöyle. Çünkü sosyal medyada her gün bir linç konusuydu evet. ve üst Evet Önce birkaç tanesine cevap vermeyeyim. Haberci kimliğimle geride durayım dedim. Evet. Ama baktın ki iş çığırından çıktı. Her gün herkese cevap veriyordu. Tabii. Memleket işi gücü bırakmış bana saldırıyordu. O dönemde yüzüme yansımış. Bakın çirkinliğe evet. bak. Çirkinlik ne yaptırırsan Çirkinlik ama mutsuzluk var. Ama bak bu enerjin düşmüş. Mutsuzluk. Hani sıfır enerji yani. Diğerlerine bakın mesela hı hı. şu. Hani en estetik sahibimde bile oradan daha mutluyum da orada biraz kaşlarım düşük olduğu için ağlamakta duruyorum yani. Yok katılıyorum. Bir de bir... sanki... Alında bir açılma var. Bak bu eski resme baktığımız zaman fotoğraf. E bir şey, fotoğrafa... şey o. E, yüzde epilasyon var o yüzden. Hani çok o muda. yüzdeki şu tüyler vardır ya. Evet. Ha, tamam ben onları hatta bir dönem o çok büyük hatadır benim için. Mesela o benim için birçok sözlükte forumda falan yazar. Ben bir dönem onu çok abartarak çok böyle bayağı bir aldırdım buraları. <laughs> Aynen şöyle bir çizgi yaptırmıştım ve böyle kafamda şu, şu çizgi çok ...böyle keskinleşmişti ve çok çirkin duruyordu... ...sonra bunun Bıraktım. normal kısmını şey yaptık... ...şu anda gayet normal bir şekilde... ...ne oradaki kadar çok var... ...oradaki Hı -hı. tüyler... Hı -hı. ...ne de eskisi kadar şey değil... Hı -hı. O, o çok ...normale döndü yani... Evet. ...ben yüz epilasyonu yaptırmıştım... Hı -hı. ...o dönem biraz abartmıştım bir ara... ...şimdi normal haline döndü. Bu ket e, mutsuz olduğum için... ...o da ekrana ve yüz ifademe yansıdı... ...dedin... ...mutsuzluğunun sebebi... ...uzaktan gelen kötülük müydü... ...ya da sıkıntı mıydı... Yoksa içerden mi? İçeriden, i̇çeriden. Ya o dönem beni çok mutsuz ettiler. Benim yani gerçekten belki insanların hayatımın fırsatı olarak gördüğü bir şeydi evet. e, o dönem o kurumda çalışmam ama o benim hayatımın hatasıydı. Aynen öyle. Yani ben bilseydim orada çalışmazdım. Gerçekten e, hani hakkımdaki işte yazılan çizilenler o dönem yıprat, yıpratılışım her şeyin sorumlusu sanki Türkiye siyasetindeki durumun sorumlusu benmişim gibi gösterilmem. Ondan sonra en ufak bir sıkıntı yaşayanın bunu benim üstüme yıkmaya çalışması ve ben hani e, 34-35 yaşında çok gencecik bir yaşta çok önemli bir kurumun başına geçtim ve hani herhangi bir kadın daha önce orayı yönetmemişti. Erkek evet. egemen medyamız ne yazık ki bundan çok ciddi anlamda rahatsızlık duydu. Medyada yemiş içmiş semirmiş işte 60 yaşını geçmiş bütün erkekler bana saldırmaya başladı yani ve çok çirkin bir şekilde saldırmaya başladılar hepsi birlik olarak saldırmaya başladı normalde birbirlerini sevmeyenler benim karşımda birlik oldular e, içerisi ayrı dışarısı ayrı ben sizin hangi birinizle uğraşacağım ne psikoloji yeter ne zaten benim öyle hani zırtımı dayayabileceğim insanlar var hayatımda ben hani annesi babası normal orta gelirli. Hmm. 19 yaşımdan beri medya sektörüne girip stajyerlikten başlayıp hani bir yere gelmiş bir insanım. Ne medyada tanıdığım vardı yükselirken ne bir şey vardı. Her şeyi abarttılar, bambaşka bir hale çevirdiler. E, çok kötü bir süreçti benim için ya. Çok mutsuzdum. Yani hmm. daha yeni kendime de itiraf edebiliyorum, dışarıya da itiraf Şimdi edebiliyorum. Pişmanım diyorsun. Evet evet evet. Yani halbuki orası senin bir parlama noktandı, evet, evet. kırılma noktandı. Haber dairesi başkanı olmuştun. Evet. Ama kırıldığın sistemi. da noktaymış demek Aynen. Ben yaşadığım o psikoloji ve sonrasındaki süreçte bana ödetilen bedellere baktığım zaman e, kesinlikle orada olmamayı tercih ederdim. Hani kendi kendime, kendi mekanımda ben zaten çok başarılı ve çok mutluydum. Eksisi artısından daha fazla. E, daha fazla oldu. En mutsuz olduğun an neydi? Sitelere de çok yansıyan... E, iznin olursa sen artık daha rahat konuşabiliyorsun evet. ve bu konuda da çok dürüst bir kız olduğun için rahatlıkla canlı yayında söylüyoruz Buket Aydın güvenlik tarafından tutuldu kapının önüne konuldu kovuldu. Hı hı. Evet en üzüldüğüm nokta. Bir cuma günü olmuş. Evet, biz cuma de günü çünkü günü hep aynı iş yerlerindeydik ne oldu ne bitti sonra sen tekrar ekrana geldiğinde olmadı İşte bak tekrar ekrana geldi dendi ama hı hı. neydi o? E, şöyle anlatacağım size e, o gün e, benim e, ekrana çıkmamamı ve izin yapmamı istediklerini söylediler. Ondan sonra üst yönetimden böyle bir şey geldi. Ben de e, tamam dedim. E, ne yapacağım yani? Zorla <laughs> ben ekrana mı çıkacağım diyeceğim. Ama işimi de bırakmadım çünkü ben orada yöneticiyim. Tabii. Sadece sunucusu değilim. Yöneticiydim. Tabii. Bütün arkadaşlarla birlikte oturduk. Ondan sonra bülteni yaptık, yazdık. Bir tane arkadaş görevlendirdiler, alakasız. Normalde bizim hafta sonu sunucumuz vardı, kendi sunucumuz. E, kızcağızın da izin günü gitmiş bir yerde yok yani. Olmak zorunda da değil Hı -hı. zaten. Bambaşka oradaki haber kanalından bir tane birisini çağırdılar. işte o sunacak diye. E, tabii şimdi e, olabilecek şeyi herhalde e, onlar da tam kavrayamadılar. Yani yaşanabilecek şeyi. Çünkü ben, benim o dönem, yani ismim çok büyüktü. Evet. Hani, Hala büyük ismim <laughs> Allah şükür de yani o dönem böyle hani sanki Türkiye siyasetinde bir aktörmüşüm gibi bir evet. şeydi yani. Ee, o yüzden de bir anda kıyamet kopmaya başladı. İçerideki arkadaşlar sağ olsunlar e dışarıları arayıp işte bu Ketaylı ekrana çıkmıyor işte gönderildi şöyleydi böyle, bana kimse gönderildin demedi o süreçte. Yani bana biz seninle yollarımızı ayırdık gibi bir bilgi hmm. gelmedi. Bugün ekrana çıkma bir, bir hafta iki haftada izin yap gibi bir bilgi gelmişti. Ama yanlış şurada şimdi sen bir insanı izne cuma günü çıkarmazsın. Eğer cuma günü demeselerdi bunu yani bunu mesela cuma günü ekrana çıktıktan sonra pazartesi ben izin yapsaydım o zaman zaten bu tantana açıklayacaktı. İzin aldım gittim kardeşim derdim belki birkaç spekülasyon olurdu ama susarlardı. Cuma olduğu için bir anda kıyamet koptu.